İzmir'de geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz İzmir esnafının yeni başkanı seçildi. İzmir esnafının kentte bulunan İzmir esnafının 150 bin esnafın daha doğrusu çatı kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni başkanını seçmişti. Zekeriya Mutlu'ydu biliyorsunuz uzun sürelerden beri. Böyle bir padişahlık gibi bir süreç geçirdi İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. Tabii seçim de geldi ama her dönem Zekeriya Mutlu seçiliyordu biliyorsunuz. Mehmet Ali Susam devretmişti Zekeriya Mutlu'ya biliyorsunuz. Ve daha sonra Zekeriya Mutlu milletvekili olmak için istifa etmişti. Fakat tabii kulis bilgileri İyi Parti'den de olabilir falan diyorlardı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden başvurusunu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir'de listeye giremedi Zekeriya Mutlu. Bu tabii büyük bir infial de yarattı. Hem kendi camiasında hem İzmir'de. Şu anlamda infial, herkes kesin gözüyle bakıyordu. Yani çünkü böyle bir imparatorluğu kolay kolay bırakıp istifa edip kesin net söz almadan gitmemiştir, istifa etmemiştir diye konuşuluyordu. Listeye almadı Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla o da tekrar genel kurul topladı. Dolayısıyla tekrar aday oldu. Ama karşısına Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata çıktı. Yeter bu imparatorluk dedi. Bir yenilik lazım dedi. Bir değişim lazım dedi. Ve seçime gittiler. Herkes Zekeriya Mutlu'dan yana tavır koyuyordu işin doğrusu. Ama Yalçın Ata anladığım kadarıyla çok çalıştı. Birazdan açıklamalarını da sunacağım sizlere. Seçimde efendim Yalçın Ata 510 oy alarak Zekeriya Mutlu'nun önünde bitirdi yarışı ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yeni başkanı oldu. İzmir esnafının yeni başkanı Yalçın Ata oldu. Zekeriya Mutlu 463 oyda kaldı efendim, bu arada bunu da belirtelim. Ve Zekeriya Mutlu'dan sonra görevi devralan Yalçın Ata bakın ne açıklamalarda bulundu. Size bunları aktaralım. Hemen yeni haberimize geçelim arkadaşlar. Seçimi kazanan Yalçın Ata, 11 yıl disiplin ve denetlemede başkanlık yaptım ve bu süreçte ayrımcılığın her daim olduğunu gördüm. Bazı odalar inim inim inledi. Seçime bir hafta kala 200 bin, 300 bin liralar dağıtılmış odalara. Önemli açıklamalar bunlar. Bakın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ne hale düştüğünü, ne hale getirildiğini anlatıyor yeni başkan Yalçın Ata. Ayrımcılık vardı. Bunu ben bizzat kendim yaşadım diyor. Her daim. Bazı odalar inim inim inledi diyor. Ve seçime bir hafta kala 200-300 bin lira dağıtılmış odalara, para dağıtılmış. Rüşvettir bu. Bunu ben söylemiyorum. Yalçın Ata söylüyor efendim. Bazı odaların borçları silinmiş. Seçim rüşvetidir bu. Öyle değil mi? Hani bana oy verin, sizin borcunuzu sileyim. Ya da bana oy verin, size para vereyim. Böyle şeyler olmuş kapı arkalarında. Ben diyor bütün odaları tek tek dolaştım diyor. İhmal edilen odaların başkanlarıyla oturdum. Diğer oda başkanlarına kendimizi çok iyi anlattık. Bu ayrımcılığı bitirmemiz gerektiğini anlattım. Projelerimi anlattım ve sonuç itibariyle de kazandım diyor Yalçın Ata. Ve bakın projelerimiz hazır diyor. Ekonomik durumu düşük odaların güçlendirilmesi gerekiyor. Odaların ayağa kalkması gerekiyor. Para vererek odaları nereye kadar taşıyabiliriz? Öncelikle üye sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bazı odalar kayrılırken ufak duruma düşen odalarımız zor durumda kaldı diyor. Bazı odalara pozitif ayrımcılık yapıldı diyor. Biz bunları ortadan kaldıracağız. Herkese eşit mesafede olacağız. Bize destek olan olmayan tüm arkadaşlarımıza eşit mesafede olacağız. Acil ekipman ihtiyaçlarımız var. Bunları gidereceğiz diyor. Masası, sandalyesi, bilgisayarı olmayan odalar var diyor. Bunları güçlendireceğiz. Eğer birliğin parası yetmezse ben cebimden karşılarım bunları diyor Yalçın Ata efendim.
satılan mallar vesaire vesaire vesaire, har vurup harman savrulan bütçelerden bahsetmiş ama o konuya çok detaylı girmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde Sayın Yalçın Atay'ı buraya canlı yayın konu olarak çağıracağız ve hep birlikte seçimleri ve seçimleri, geride kalan seçimleri çok konuşmanın bir anlamı yok. Şimdi ne yapacak? Bütçesi ne durumda? Nasıl yönetilmiş? Ekonomik şartlar ve koşullar odalara nasıl yansıyacak? Bunları konuşacağız Yalçın Atay'la efendim. Biz projelerimiz hazır, beyaz bir sayfa açıyoruz diyor Yalçın Ata. Ve Mutlu'dan sonra, Zekeriya Mutlu'dan sonra efendim Susam da gitti. Onu da söyleyelim. İzmir iş dünyasında tabii yavaş yavaş taşlar yerinden oynuyor. O da seçimlerini kaybetti Zekeriya Mutlu, biliyorsunuz. Ve Zekeriya Mutlu gittikten sonra, daha doğrusu seçimi kazanamadıktan sonra yakın ekip arkadaşı ve kendisine aslında bu esnaf odasının başkanlık koltuğunu da bırakan Mehmet Ali Susam da efendim EGEV'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı. 6 yıldır yerine getiriyormuş bu görevi. Sürpriz bir karar tabii ki. Sağlık sorunlarını neden göstermiş Mehmet Ali Susam. Mutlu'dan sonra Mehmet Ali Susam da gitmiş efendim. Bu arada biliyorsunuz bir yargı davası da vardı hakkında Mehmet Ali Susam'ın. Aynı dava Zekeriya Mutlu için geçerliydi ama anladığım kadarıyla hakkındaki iddialarla alakalı bir zaman aşımı söz konusuydu. Ama Mehmet Ali Susam'la alakalı anladığım kadarıyla bu iddialar ve mahkeme devam ediyor. Mehmet Ali Susam da görevinden ayrılmış efendim.